Defias Brotherhood'un arkadaşlar hikayesi 1. Savaş'a kadar dayanır. Nasıl 1. Savaş'a kadar dayanır? Oha, ork insan savaşlarının ilk yapıldığı savaş değil mi? 1. Savaş. Evet arkadaşlar, ork insan savaşlarının ilk savaşında Stormwind şehri yıkılıyor. Biliyorsunuz orklar Dark Portal'dan dünyaya geldi ve saçma bir şekilde hiç hani dost mu düşman mı, işte enemi mi, şu mu bu mu, iyi mi kötü mü demeden önlerine kim çıktıysa sel gibi yakıp yıkıp geçmeye başladılar. Ve bu yıkımdan Stormwind de payını aldı. Neye bakıyorsun dedim? Dedim o, sen anlatmaya devam et. Bakıyorum mutluyuz. Stormwind. Evet. Neredeyse 1. Savaş'ın sonunda tamamen yıkılıyor arkadaşlar. Peşi sıra gelen hani 2. Savaş galibiyeti diyelim. Galibiyetiyle birlikte orkların büyük bir kısmı Dark Portal'dan tekrar Draenor'a püskürtülüyor. Bir kısmı da Azeroth'un çeşitli bölgelerine dağılmış bir şekilde yaşıyorlar. Asıl önemli olay Stormwind geri alınıyor, ancak arkadaşlar Stormwind harabe halinde. Bunun lootunu ben alacağım. Alamadım. Stormwind yıkıldıktan sonra o zamanlar tabi bizim hani kralımız, işte 1. Savaş'ta Kral Varian, kralımız diyorum bak artık iyice alliance oldu. Kral Varian küçük çocuk yaşta Anduin Lothar korumasının hani krallığa hani hükmediyor diyelim. Geri döndüğünde genç Kral Varian olarak dönmüş oluyor tekrardan ve sadece tabii bir krallık yönetiminde değil Stormwind, House of Nobles dedim, yani soylular neden onu ihtiyar heyeti diyelim, işte Türkçedeki tam karşılığı işte soylu kabinesi diyelim, ne dersiniz deyin, soylular evi diyelim. Ben House of Nobles diyeyim ya da işte soylular diyeceğim kısaca. Soylular tarafından birlikte işte güzel güzel yönetiliyor, şu bu falan. Daha sonra kral ve soylular bir karar alıyor. Diyorlar ki abi işçi tutalım. İşte Stormwind'i tekrardan yaptıralım. Kralın da fikir hoşuna gidiyor. İşte bu sıralar hatta işte evleniyor, şu bu falan filan. Her şey mutluluk içerisinde. Orklar yenilmiş. İşte Stormwind yeniden inşa ediyor falan filan. Ancak bu Stormwind'i kimler inşa ediyor arkadaşlar? Stone Mason's Guild dediğimiz, yani Stone Taş Masonları Sendikası diyebiliriz. İşte da Taş Ustaları Sendikası diyelim. Biz kısaca sendika diyeceğim. Bir sendikaya tutuluyor ve Azeroth'un çeşitli yerlerinden, yani hangi gruba dahil olduğu ya da hangi ırka dahil olduğu bakılmaksızın Stormwind'i yeniden inşa etmek için görevlendiriliyor. Ve kral, sendika lideri ve bu soylular bir masaya oturuyor ve anlaşma yapıyorlar. İşte kardeş şu kadara mal olacak, şu kadara işçi çalışacak, şunlar yapılacak, bunlar yapılacak diyor. Hatta ve hatta Stormwind inşasına hani başlanıyor, bitiyor velhasıl. Stormwind'i öyle bir yapıyorlar ki bu işçi ordusu eskisinden daha büyük ve daha güzel yapıyorlar. Yani eskiden olmayan işte cüce şeyi ekleniyor. İşte eskiden olmayan Deep Run Tram, hani o gnomların yaptığı ve cücelerin birlikte inşa ettiği metro diyelim. Iron Forge'la Stormwind arasındaki metro ekleniyor. Gibi gibi birçok şey ekleniyor ve şehir büyütülüyor. Yani inanılmaz bir özveriyle, işçilikle çalışılıyor. Gel gelelim işçilerin parasının ödenmesine. Arkadaşlar işte burada bir karışıklık çıkıyor ve soylular işçilerin parasının ödenmesine karşı çıkıyor ve işçilerin parası ödenmiyor. Şimdi böyle anlattım, hödöre işçilerin parası ödenmiyor, soylular suçlu gibi değil, gibi algılamayacağız. Orada daha derin hikayeler var. Şimdi ona giriyorum. Efendim? Bu sırada belki bileniniz var, belki bilmiyorsunuz. Ancak Deathwing bir kötülük peşinde. 2 tane büyük bilinen, 2 tane tabii 2 tane oğlu yok, 2 tane çocuğu yok pardon. Bilinen evladı var. Biri Onyxia, diğeri Nefarian. Onyxia'ya diyor ki git kardeşim Stormwind'e ve işleri karıştır. Daha önce biz Deathwing'i Daval Prestor olarak, Daval Prestor hanedanında Daval Prestor olarak Alterac'ta görmüştük. YouTube'daki videolarımızda bunları takip edebilirsiniz. Yani daha önce sözünü etmiştik. Kızı da Lady Katrana Prestor olarak soylular ailesine, yani bu soylular kabinesine sızmayı başarıyor arkadaşlar. Ve hatta sürekli olarak bu soyluları manipüle ediyor. İşte Varian'ı manipüle etmeye çalışıyor. Her ne kadar başaramasa da henüz Varian'ın manipülesinde soyluları epey bir manipüle etmeyi başarıyor. Şimdi Lady Katrana Prestor burada şöyle bir rol oynuyor. Neticede evet para ödenmedi ve bunu Lady Katrana Prestor yapmıyor başta. Önce bunu belirteyim. İyi ile kötüyü gerçekten bir ayırt edelim. İşçilerin parası gerçekten ödenmiyor. Ama Lady Katrana Prestor, ki bundan sonra Onyxia diyeyim ben. Onyxia bir yandan işçileri gidiyor kışkırtıyor. Siz diyor inanılmaz bir iş çıkardınız diyor. Harika işçilersiniz diyor. Siz daha fazla parayı hak ediyorsunuz diyor. Ve daha fazlasını almalısınız diyor. Soylulardan ve kraldan daha fazlasını talep edin diyor. O zamanki işçiler de aa evet şu bu falan filan gaza geliyorlar. Ondan sonra gidiyor soylulara diyor ki ya diyor bırak diyor işçi değil mi yapması lazım ya falan diyor. İşte soylular da gaza geliyor. İşçilerle oturdukları masada aynen şu lafı ediyorlar. Kralınıza hizmet için yapmalıydınız zaten diye bir cevap veriyor. Ancak lore'u anlatan kitaplarda ya da işte broşürlerde, işte komikslerde şöyle söz eder. Bir zaten soyluların ya da işte kraliyetin, yani Stormwind'in ya da Alliance'ın 2. savaş sonrasında bunu ödeyecek gücü zaten yoktu. Hani soylulara baştan soylular işçilere baştan bir yalan söyledi. Kimisi de şunu söylüyor. Hayır soylular paranın belli bir kısmını ödedi. O tarafa gitme. Ancak işçi kabinesi, yani işçi sendikası daha fazla para istedi. Tartışma bundan dolayı çıktı deniyor. Ancak biz hani çok fazla bu tartışmaya girmeyelim. Olan şeyler bunlar. Neticede işçilerin parası ödenmiyor soyluların kararı ile. Daha sonra devreye Tiffin denen bir abla giriyor. Kim bu Tiffin denen abla? Tiffin denen ablanın soyadı biri. Arkadaşlar King Varian'ın karısı. Ve bu Tiffin denen abla işte çok güzel, çok sarışın, işte çok iyi kalpli falan filan, işte hayaller dünyasındaki ya da o işte pembe sıçtığımız filmlerdeki nasıl söyleyeyim, iyi kalpli kraliçe, iyi kalpli prenses. Velhasıl bu Tiffin, bebeğim bizi öldürteceğim biliyorsun değil mi? Yok arar sıkıntı. Tiffin arkadaşlar işçi sendikasının yanında yer alıyor ve kralı bir şekilde ikna ediyor. Ancak az önce söylediğim sebeplerden ötürü kral soylular kabinesini, soyluları ikna edemiyor ve işçilerin parası ödenemiyor. Ama işte burada bana daha sıcak gelen konu şu, kraliyette bu para zaten yoktu. Yoksa King Varian, yani kralın emri, yani soyluları mı geçemeyecek? Benim mantığım böyle işliyor. Hoş geldin Sallas. Hoş geldin. Kralın emri tabii ki soyluları deler geçer ve para ödenirdi bir şekilde. King Varian kabul ediyor ancak para ödenmiyor. Ödenemiyor bir şekilde. Baştan yalan söylediler, amelilik yaptırdılar. Ben de aynı fikirdeyim seninle. Eğer madem paran yok neden baştan vaat ediyorsun ya da işte baştan büyük işler yaptırıyorsun. Bu ara arkadaşlar şöyle de bir konu var. Stormwind Blasted Lands mi diye geçiyor, dur bakalım. Şu aynen Blasted Lands, burası Dark Portal'ın olduğu yer arkadaşlar. Dark Portal'ın girişine Netherguard diye bir kale inşa ettiriyor. Ve bu kale inşa ettirmelerinin sebebi işte tekrardan Dark Portal açılır da orklar gelirse haberimiz olsun, işte bu sefer yine gafil avlanmayalım diye. Kimileri de diyor ki bu Netherguard'ın yapılması için, inşası için çok fazla para harcandı. Bundan dolayı da bu işçi sendikasının parası ödenemedi. Asıl zaten soylularla olan kavga da bu sebepten çıktı deniyor. Öyleydi böyleydi derken işçi sendikası bir karar alıyor. Vay efendim, paramızı ödemeyen siz misiniz? Biz paramızı bir şekilde alırız kardeş diyor. ve ayaklanma çıkartıyorlar arkadaşlar. Stormwind'in tarihinde gördüğü tek ve en büyük ayaklanma. Stormwind'in tarihinin en büyük ayaklanması çıkıyor arkadaşlar ve bu ayaklanmayı adını çoğunuzun bildiği Edwin VanCleef denen bir arkadaş yönetiyor. Bu Edwin VanCleef liderliğindeki ayaklanma şehirde büyüyor ve kral bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyor arkadaşlar. Kral açıklama yapmak için işte nasıl söyleyeyim balkonuna çıktığı sırada ayaklanma şiddetleniyor. Aslında yani kral ayaklanmanın haklı olduğunu düşünüyor çünkü az önce de söyledim karısı işçilerin haklılığından yana, işçilerden yana. Kraliçe böyle bir durumdayken kral da zaten çok fazla hani başka bir tutuma girmek istemiyor. Ancak konuşmasını yaptığı sırada isyancılar tarafından gelen bir taş vasıtasıyla arkadaşlar kraliçe Tiffin Wrynn ölüyor. Ve işler işte olaylar bu saatten sonra kızışmaya başlıyor. Bu işçilerin tamamı tabi kral depresyona giriyor. Eşinin ölümünden sonra büyük bir şok yaşıyor. İşçiler şehirden sürülüyor. Nasıl söyleyeyim, normalde hani çıkın bütün bu işçileri öldürün diye bir komut gelmiyor. Ancak parasını alamayan işçiler hakkını aramaya başka yollarla devam ediyor arkadaşlar. Nedir o yollar? Küçük bir nasıl söylenir ona, çete kuruyorlar ve bu çete her geçen gün giderek büyüyor. Tabi hiçbir ırk şu bu grup ayrımı yapmadan herkesi içlerine kabul ediyorlar. Özellikle gnollar dahil oluyor, işte çeşitli korsan grupları dahil oluyor vesaire vesaire derken bu grup büyüyor arkadaşlar. Biz işte bu gruba Defias Brotherhood adını veriyoruz. Evelyn Forest ve Westfall'da, şimdi bu haritaları size gösterebileceğim. Bu haritada ve bu özellikle Westfall'da çok büyük icraatlara kalkıyor. Nedir bu icraatlar? İşte işçinin tarlasını yakıp yıkma, işte mamullerine el koyma. Çünkü açlar, paraları yok. Bir şekilde almak zorunda olduklarını düşünüyorlar ve kendilerini de haklı görüyorlar. Ancak tabii hırsızlık yaparak... Girme. O görevlerimiz değil. Bebeğim dibimde çıktı. Kendilerine bunu yapmaya haklı görüyorlar. Velhasıl arkadaşlar Stormwind'in ordusu dağılmış durumda. Rogue Clasol'da bir tane Rogue Human vardı. Kadın ve ekip adını bilmiyorum ama Rogue'ların en ünlüsü olan Edwin VanCleef bu grubun lideri. Vanessa VanCleef de onun kızı, belki onlardan bahsediyor olabilirsin. Bebeğim bir deli gibi dolanma, başım döndü. Velhasıl Evelyn Force ve Westfall'da özellikle icraatlarını gerçekleştiriyor dedik. Hatta Gnoll'ları da peşlerine takan bu grup Stormwind'de artık tehdit olmaya başlıyor. Dedik ordusu dağılan Stormwind. Arkadaşlar Hogger'ları da dahil ediyor. Özellikle Evelyn Forest'ta ve Westfall'un kuzey bölgelerinde Hogger yani Gnoll'lar çok büyük bir nüfus gösteriyor, etki gösteriyor. Ve hero'lardan teker teker quest'ler veriyorlar bizlere, işte bunların icatlarına bakalım diye. Neden bizden istiyor? Az önce söyledim. Stormwind'in ordusu dağılmış durumda. Neden dağılmış durumda? İşte 2. savaş vesaire. Henüz toparlanıyor. Şöyle devam edeceğim. Bu Stockade Dungeon'ı var. Stockade Dungeon'da gördüğünüz Hogger ki Evelyn Forest'taki Gnoll'ların lideri bu gruba dahil arkadaşlar. Dedik ki Westfall'da nüfusları çok, yaptıkları icatlar fazla ve bu icatlarını burada gerçekleştiriyorlar. Westfall'un güneyine doğru indiğimizde adını bakarak söyleyelim arkadaşlar. Ezberden unutmayın. Moonbrook kasabasının bulunduğu yerde bir üs kuruyorlar ve dahil olan herkesle birlikte planlarını yürütmeye koymaya başlıyorlar arkadaşlar. Planları işlemeye başlayan bu grup, işte dediğim gibi buradaki, hatta hepimiz görevleri yapmışızdır Alliance oynayan arkadaşlar için konuşuyorum tabi. Bu tarlaları yağmalıyorlar, işçileri işte soyuyorlar, şu bu falan. halk artık yetti gari diyor. Tekrar söylüyorum, belki birçok kez söyledim. Ordusu dağınık durumda olan Stormwind buradaki kendi halkına bile yardım edemiyor arkadaşlar. Bu durumda iş yine hero'lara düşüyor, yani bize düşüyor ve alıyoruz questlerimizi, görevlerimizi, buradaki halka yardım etmeye başlıyoruz. Peki buradaki halkı kim örgütlüyor? Buradaki halkın başında nasıl bir oluşum var? Şöyle, bu Sentinel Hill diyoruz. Buradaki bölgede arkadaşlar People's Militia ya da People's Milita ya da işte insan militanları ya da işte halk militanları adını verebileceğimiz bir grup oluşuyor. Bu grup Stormwind Krallığı'nın kendi öz halkı arkadaşlar. Öz halk diyor ki madem krallık bize yardımcı olmuyor arkadaş, öyleyse biz de gideriz kendi hakkımızı kendimiz savunuruz. Tabii krallığa küsmece yok, biz anlıyoruz kralımızı işte zor durumda ama bir şekilde de kendimizi savunmamız lazım diyor ve böyle bir örgüt kuruyorlar arkadaşlar. Bu örgüt bize işte çeşitli görevler veriyor. İşte Defias Brotherhood'un neler yaptığını çözün, lideri nerededir çözün, öğrenin, iyice ne olduğunu anlayın diyor. Tabii biz bunları anlıyoruz. Moonbrook'ta çoğaldıklarını, buraya yerleştiklerini, hatta burada bir madenin içerisine Base of Operation'larını yani karargahlarını yerleştirdiklerini öğreniyoruz. Ve arkadaşlar bu dungeon'a işte bizi çeşitli görevlere yapmaya gönderiyorlar. En önemli görev zaten diyor ki Stormwind'den aldığımız, ki Matthias Shaw'dan alıyoruz görevi. Neden Matthias Shaw'u özellikle ismen belirttim, SI7 tarafından alıyoruz demedim? Çünkü Matthias Shaw arkadaşlar Battle for Azeroth Expansion'da benim görüşümce Alliance'ın neredeyse çöküşüne yol açacak, hataya maruz kalan kişi diyelim ya da hatayı yapan kişi. Ya da şöyle bir önemi var. Matthias Shaw arkadaşlar bu Defias Brotherhood'un lideri olan Edwin VanCleef'i eğiten kişi. Hatta şöyle derler, Edwin VanCleef eğer haydut olmasaydı arkadaşlar ajan olacaktı, SI7 ajanı olarak. O işçiler çalmaya gelmediler, çalıştılar, haklarını alamayınca böyle durumlar yaşanır. Onu söyledim az önce de abi. Seninle aynı fikirdeyim. Yani açlar, çalıştılar, para harcadılar. Yani kendi ceplerinden harcayıp da oraya bir işçilik döktüler. Bunun da karşılığını bir şekilde almak istediler. Aldım, yani böyle bir ayaklanma çıkıyor. Yani ben şunu söyleyebilirim abi. World of Warcraft tarihinde ilk defa kötü olarak nitelendirilmesi gereken bir gruba acıdım ve hani halinden anlar hale geldim diyebilirim yani. Ya aga be, hani dedirtti yani bu grup, evet bu Defias Brotherhood aga be dedirtti yani. Ah be keşke falan dedirtti yani. Ama seferberlik durumu da var. İşin içinde asker olup savaşacaklarına orklara karşı inşaat yapmışlar. O da güzel. Yani tamam da adam devri. Aç mı kalsın, yemek mi yemesin yani? Anlamadım aşk ben mantığı. Ayrıca savaş yok. Orklar, onlar da savaşmış zaten. Şöyle söyleyeyim, bu Stormwind'i tekrar yeniden inşa edenlerden birçoğu asker zaten. Yani onu da söyleyeyim. Yani böyle kuru işçilerden oluşmuyor yani bu savaşa gitmemiş ya da işte orklara maruz kalmamış köylü halkı falan değil yani. Onu net bir şekilde söyleyebilirim Oğuzhan'cığım. Tamam. Öyle yok öyle körü körüne Alliance savunma. Biz de Alliance'ız bak. Bileceğiz de savunacağız. Aşkım benim de oturup çıkartmam lazım. Şaka bir yana Oğuzhan güzel bir noktaya değindi ancak o halk dediğim gibi safi bekleyen, böyle işte ordu savaşsın işte orklara karşı işte ben geleyim şehri yapayım gibi değil. Aralarında savaşanlar da var, ailesini kaybedenler de var falan filan. Matthias Shaw bize diyor ki arkadaşlar gidin Edwin VanCleef'i öldürün, kafasını kopartın ve bana getirin diyor. Çünkü artık işler kızıştı. Kral depresyonda, eşi öldürüldü bu grup tarafından. Evet iyi ya da kötü olabilir ama kral da şu gözle bakıyor. Eşimi öldürmelerine gerek yoktu. Hatta eşim onların tarafından diyor. King Varian tarafından bakacak olursak olaya kral da haklı. Yani bir şekilde orta yol bulunabilirdi. Bir şekilde başka imtiyazlar sağlanabilirdi. Ticari anlaşmalar yapılabilirdi. Eşimi niye öldürdünüz gözüyle bakıyor olaya. Zavallı King Varian. Derken biz bu görevi alıyoruz. Ve bir güzel Deadmines'a geliyoruz arkadaşlar. Bu Moonbrook'taki bebeğim biraz abandı skill harcıyor. Evet. Harcıyorum. Elimden geldiği kadar. Moonbrook'taki dungeon'a giriyoruz. Ve Moonbrook'taki dungeon'da öncelikle bir işte mage'i kesiyoruz. Hani dediğim gibi hikayede herkesi topluyorlar. Ogre falan var aralarında. İşte bu tarlaları yağmalıyorlar dedik. Bu tarlaların yağmasında kullanılan makineleri yapan goblinler var. Yani bütün haydut çeteleri Evelyn Force yani Eastern Kingdoms civarındaki haydut çeteleri civarında toplamışlar. Bu madene işte sığınmışlar diyebiliriz. Biz buradan çıkalım. Yetişemedim hayvanın hileme. Bir şey olmaz. Olur. Ama biz buradan çıkalım. Velhasıl arkadaşlar kesiyoruz ve öyle bir oyuk diyelim ya da büyük bir alana geliyoruz ki devasa bir gemi var arkadaşlar içeride. Dungeon'ı birlikte yaptık. Hepiniz görmüşsünüzdür. İçeride adına Juggernaut dedikleri bir büyük bir gemi inşa ediyorlar. Bu geminin amacı Stormwind'e dalmak. Niye bebeğim iyi? Benim pitime vereceğim yemeğim, etim hiçbir şey var mi? Ben de vereyim. Haber. Öldü gene hayvan. Juggernaut adı verdikleri büyük bir tane gemi var. Geminin üstünde bir sürü top var. Gemi kendi çok büyük. Zırhlandırılmış, güçlendirilmiş. İşte adını siz söyleyin. Yani Stormwind'e kıyıdan yaklaşıp çok büyük bela getirebilecek bir gemi. Amacımız bu gemiyi ve Edwin VanCleef'i durdurmak. Evet biz görevimizi alıyoruz. Soylu kahramanlar olarak Deadmines'a iniyoruz. Çeşitli o az önce saydığım bossları, işte ırktaki bossları keserek Edwin VanCleef'e ulaşıyoruz. Ve Edwin VanCleef'i kesiyoruz arkadaşlar. Hatta bunu şu şekilde söylemek istiyorum. Özellikle bu soğukkanlı 5 kahraman ki bizler oluyoruz. Korkusuz bir şekilde yani acımadan ya bu bir insan demeden kafasını oracıkta kesiyoruz. Yani baya kafasını kesiyoruz. Matthias Shaw'a götürüyoruz ki öldüğünü Matthias Shaw'a kanıtlayabilmemiz için. Burada Defias Brotherhood'un hikayesinin bittiğini düşünüyorsunuz. Ancak bu oluşum bir yani adamın elinin altından çıkmıyor. Burada bir grup var. Parası hala ödenmemiş. Hakkı yenilmiş. Bir oluşum var. Bu sebepten dolayı Edwin VanCleef'i öldürsek de Defias Brotherhood işlevini korumaya devam ediyor ve Westfall'da büyük bir çıban gibi, büyük bir kanser gibi yayılmaya devam ediyor arkadaşlar. Hatta az önce adını söyledik. Onyxia bu işlerin içine karışıyor. Onyxia kralın kaçırılmasına sebep olan bir olay yaşanacak ki onu ya Varian'ı anlatırken anlatırım ya da Onyxia'yı anlatırken anlatırım. Böyle bir hadisede yine Onyxia Defias Brotherhood'u kullanıyor, King Varian'ı kaçırıyor ve Teramor açıklarındaki Alkaz adasına getiriyor arkadaşlar. Devam ediyorum, şöyle devam edeceğim. Cümlemi bitirirken az önce şunu söyledim. Defias Brotherhood bir kişi tarafından oluşturulmuş. Sırf işte krala inat olsun, Stormwind'e inat olsun diye ortaya atılan bir grup değil dedik. Ve hani ne derler? Hani Hidra'nın bir kafasını kessen yerine 2 tane daha yenisi çıkar gibi bir oluşum olacak. Cataclysm Expansion'da bu dungeon bizim karşımıza yeniden çıkıyor. Ancak hikayesi benim düşüncem çok acıklı. Yani ben açıkçası Vanessa'nın hikayesini duydukça böyle yani tüylerim diken diken oluyor ve üzülüyorum. Sebebi de şu, az önce bastıra söylediğim bir olay vardı. Bu 5 tane kahraman, 5 tane arkadaş ki biz oluyoruz o, geldi. Edwin VanCleef'in kafasını kesti dedim bastıra. Arkadaşlar dungeon yaptınız mı bilmiyorum ama dungeon'ın üst tarafında hani kaptan kamerası denen bir bölme var. İşte atıyorum. Yani o şekilde Edwin VanCleef'in bulunduğu bir bölme var. Karanlıklar içerisinde Edwin VanCleef'i summonluyoruz yani çekiyoruz ve orada geliyor. Meğersem kızı Vanessa VanCleef oradaymış arkadaşlar. Yani bu kafasının kesilme hikayesini sonuna kadar birebir yaşıyor. Yani küçük bir kız çocuğusun, açsın, baban işte yaptığı işten dolayı parasını alamamış ve sana doğru düzgün bakamıyor. Bundan dolayı bir kötü bir grubun içine dahil olmak zorunda kalmış ve 5 tane adam gelmiş bir sebepten ötürü. Çıkalım. Kaçıyor musun? Hı-hı. Bir sebepten ötürü senin babanın kafasını kesiyor. Ve yani bu korkunç hadise sonrasında Vanessa tabii küçük yaşına rağmen bir ant içiyor ve diyor ki babama bunu yapanlara hesabını soracağım diyor, ödeteceğim diyor. Elay oynayanlar bunu yapıyor, evet, ama bunu Elay ya da Horde olarak ayırt etmiyorum arkadaşlar. En nihayetinde o hikaye oyuncuya yaptırıyor ve yani oyuncular bunu yapıyor arkadaşlar. Aa, bebeğim öl ben gideyim kaldırayım. Aa, okay. Neden böyle oldu? Bir anda çok geldi. Vanessa arkadaşlar Deadmines'tan bir şekilde kaçıyor. O sırada hero'lara yakalanmadan, yani bizlere yakalanmadan kaçıyor. Ve bir aileye sığınıyor. Ailenin adını tam olarak hatırlayamıyorum ama bu Westfall'a giriş yaparken bir inek vardı, hatırlıyor musun? Evet, çok tatlı. Arabası devrilmiş falan. O aile arkadaşlar bu çocuğa sahip çıkıyor. Karnını doyuruyor. Sırtını kapatıyor. Üşümesini engelliyor. Şu bu falan. Sıcak yerde yatırıyor, kaldırıyor. Şu bu falan. Yani bildiğin hani evlat ediniyor ve iyi bir hayat sunuyor. Ancak tabii Vanessa yapılanları unutamıyor bir türlü. Yani ne kadar unutmak istese de unutamıyor. Ve hani içten içe and içmeye devam ediyor ve gün geliyor çatıyor arkadaşlar. Bakıcı ailesi Hope adını verdikleri, yani Umut adını verdikleri kızın gerçekten Vanessa VanCleef olduğunu öğreniyor ve Vanessa onları öldürmek zorunda kalıyor. Hatta bir görevde bizimle geçen şu muhabbette şöyle derler. Şöyle der. Yaptığım şeyden memnuniyet duymuyorum ama her ne olursa olsun hakkı yenilen Defias grubunun ve babamın intikamını almam lazımdı diyor. Ve yani boynunu eğiyor, gidiyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar işte Vanessa VanCleef Defias Brotherhood'un başına geçen kişi oluyor ve tekrardan Deadmines'ı canlandırıyor. Cataclysm Expansion'ına kadar Stormwind'de boş durmuyor. Artık işler düzeliyor. Stormwind güçleniyor ve Sentinel Hill'de daha önce yardım edemediği oluşuma yardım etmeye başlıyor. Yani bu People's Militia, yani insanlar militanlarına, yani halkın militanlarına yardımcı olmaya başlıyor. Ve bu Sentinel Hill'de bir garizon kuruyor. Ancak Vanessa ortaya çıkışıyla birlikte ilk iş bu garizona gnolları saldırtıyor. Ve garizon içerisinde kandırdığı halkı bir şekilde Moonbrook'a topluyor ve konuşmasını yapıyor. Konuşması özetle şöyle, işte Stormwind'in zulmünden kurtulabilmiş işte yoldaşlarım, arkadaşlarım. Bizler bundan sonra isimlerimizle anılacağız, yaptıklarımızla anılacağız. Stormwind'in ve o altın tahtında rahat bir şekilde hayat süren kral gibi değil, sayılarla isimlendirilmeyeceğiz ya da gruplar olarak isimlendirilmeyeceğiz. Bundan sonra hakkımızı alacağız gibi bir konuşma yapıyor. İşte alkış kıyamet kopuyor falan filan derken herkes Deadmines'a geri gidiyor ve planlar tekrar devreye alınıyor. Juggernaut tekrar yapılıp Stormwind'in üstüne salınıp Stormwind yıkılmak isteniyor. Yo, gördüm, selam verdim abime. Söyledim mi? Anca yapamadım. O yüzden çektiler. Stormwind'e tekrar saldırı planları düzenlerken ancak şunu biliyoruz. Arkadaşlar Vanessa babası gibi nasıl söyleyeyim, bir warrior değil, yani bir savaşçı, rogue, yani birebir kombatta iyi bir karakter değil. Bu yüzden örgütünü yeniden toparlamalı, yeniden güçlendirmeli Ve tıpkı babasının yaptığı gibi zamanda Stormwind'in zulmüne maruz kalmış ekipleri topluyor. Kim bunlar? İşte Azeroth'ta kalmaya kalan, maruz kalan ya da Azeroth'ta hapsolan diyelim, kaçamamış yani 2. savaşta. Ogre'lerden bir ogre büyücüyü, Gultrok muydu neydi adı? Bu arkadaşı getiriyor. Bir goblin daha getiriyor tekrar mekanik düzenlemeleri yapabilsin diye. Ve en önemlisi de adını siz söyleyin, Admiral Rip Snarl neydi? Oğuzcum, adını tam hatırlıyorsan o karakter sanki biraz önemli. Şuradan bir tekrar bakayım. Admiral Rip Snarl, pardon. Özür diliyorum. Admiral Rip Snarl. Telaffuzu zaten çok zormuş. Şimdi bunlar değil görev yalnız. Bu arkadaşı geminin komutasına veriyor. Diyor ki geminin komutası sende. Son boss olarak biz bunu gördüğümüzü zannediyoruz. Cataclysm Expansion'ında Deadmines'da, ancak işler öyle gerçekleşmiyor. Ve son boss olarak Vanessa'yı görüyoruz. Vanessa'nın boss fight'ı gayet eğlenceli. Şu an klasikte bunu göremeyeceğiz. Retail oynayan arkadaşlarımız, retail'e sahip arkadaşlarımız varsa gitsinler, bir tatsınlar bu zevki derim. Çok eğlenceli bir boss. Çünkü size bir zehir atıyor ve mind'ı, yani bir aklınızı, zihninizi karıştırıyor. Eskiden yaşadıklarını size gösteriyor. Orada Vanessa'nın neler yaşadıklarını görebiliyorsunuz gibi. Vanessa bizi zehirliyor ve işte daha önce maruz kaldığı acıları tekrar bize yaşatmak suretiyle kendisiyle savaşıyoruz arkadaşlar. Ve Vanessa da babası gibi bir savaşçı ruhlu insan. Vanessa'yı öldürmeden önce kendisi hayatına son veriyor. Bizi öldürmek umuduyla üzerine konuşlandırdığı bombayı patlatıyor. Ancak tabi bize bir zararı olmuyor. Biz derken yine hero'ları kastediyorum burada. Bize pek bir zararı olmuyor ama kendisi ölüyor arkadaşlar. Yani tamamen yok oluyor. Defias Brotherhood'un hikayesi şimdiye kadar bu kadar. Yani şu ana kadar böyle. Anlatacaklarımız buraya kadar. Ancak şunu söylemeden geçemeyeceğim. Belki anlatımızın içerisinde sıkça söyledim ama özür diliyorum. Bu bir direniş oluşumu, bu bir hak arama oluşumu. Ben eminim Defias Brotherhood tekrar ilerleyen günlerde karşımıza çıkacak. Bize bela olacaktır diye düşünüyorum. Belki VanCleef'in başka bir çocuğu vardır. Belki VanCleef'in bilmediğimiz bir eşi vardır. Gibi bilmiyoruz çünkü. Bunlar da hiç değinilmedi lore'da. Ama Stormwind'de hikayesinde, Stormwind'in şu anki olduğu hale getiren bir lore çizgisinde önemli yere sahip olan Deadmines ve Defias Brotherhood'un hikayesi bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar.